8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefatının 30. yıl dönümünde törenle anıldı. Kabri karşısında inşa edilen müzede ziyarete açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çocuk yaşta Özal'ın peşinden nasıl koştuğunu anlattı. Her taraf güzel, imar edilmiş. Yol tıkanmıştı. Bir 10-15 dakika sonra birisi geldi, Özal'ın konvoyu var dedi. Ben de onu duyar duymaz arabadan indim ve yaklaşık 300-400 metre koşarak konvoyun en önündeki rahmetli Özal'ın otobüsünü gördüm. Babası Anavatan Partisi'nin Trabzon İl Teşkilatı kurucuları arasındaydı. İmamoğlu 12 yaşındayken 8. Cumhurbaşkanı Özal'la karşılaşmasını anlattı. Artık nasıl bir kıvraklıkla başarmışsam otobüsün önüne kadar geldim. Küçük bir çocuk olarak görünce de yüzümü okşadı. Sonra haliyle çok uzun boylu bir korumasının sert bir müdahalesiyle kenara doğru itildim. Sonrasında bu koruması yanılmıyorsam Adana milletvekili olmuştu. Musa Bey. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özal'ın vefatının 30. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenledi. Hadi bir kaset koy da şöyle bir neşelenelim sen Kabir karşısında inşa edilen müzenin açılışını Millet İttifakı liderleri yaptı. Kılıçdaroğlu da Özal'ın mizaha bakışını anlattı. Gırgır dergisinde kendisini en sert eleştiren kapağı başbakanlık konutuna çerçeveletip asan bir anlayışla, eleştiriye asla tahammül edemeyen bir anlayış 180 derece farklı ve bunların değişmesi lazım.